Kürt sorunu çözülmeden birlikte yaşadığımız halklarla barıştan ve kardeşten yana bir mesaj vermenin hiçbir sahiciliği, hiçbir gerçekçiliği ve hiçbir samimiyeti yoktur. Bununla ilgili Türkiye'de çok aydın yazar, sanatçı girişimlerde bulundu. Bunların en önemli çalışmalarından birisi Türkiye kamuoyu hatırlayacaktır. Türkiye Barışını Arıyor konferansı ve onunla birlikte kurulan Türkiye Barış Meclisi. İşte bizlerin bu oluşumları arttıran Kürt sorununun çözümündeki ısrarı, demokratik zemindeki çözümün ısrarında hep birlikte bu ülkede yaşayan, demokrasiden, insan haklarından yana olan her kesimin, hepimizin elini taşın altına koyması gereken bir dönemden geçiyoruz değerli arkadaşlar. Ve şunu bilmeliyiz ki Türkiye halkları olarak, bugün Türkiye'de bu kadar derinleşmiş olan ekonomik kriz, bu kadar derinleşmiş olan açlık ve yoksulluk, bugün neredeyse her yerde domates üreticilerinden tutalım da biber üreticilerine, fıstık çay üreticilerine, herkes alanlarda, meydanlarda, herkes parçalı da olsa eylemlerini yapıyor, protestolarını yapıyor. Çünkü bu iktidar topluma bu ülkenin güvenlik sorunu vardır algısı yaratarak toplumda, bu mesajı vererek aslında bizim fakirliği, yoksulluğu konuşmamızın üstünü örtüyorlar. O nedenle buradan bütün Türkiye halklarına, işçilerine, emekçilerine, bugün alanları, meydanları, alanlara, meydanlara çıkan işçi, emekçi kardeşlerime 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir kez daha seslenmek istiyorum. Evet, Kürt sorununun çözülmesi konusunda dayanışma içinde olalım. Bugün ekmeğin olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde ekmeğin olmadığı bir düzende yaşıyoruz ne yazık ki. Ve biz ekmeğin de adaletin de tecelli edeceği, yaşam bulacağı bir düzeni kurmak konusunda kararlıyız, mücadele ediyoruz. Siz ben açım, ekmeğe muhtacım, çocuklarım açlık ve yoksulluk içinde kıvranıyor dediklerinde onlar bize merminin fiyatını soruyorlar. Bu iktidar işte öyle bir iktidar. Ve Kürt sorununu çözmeyerek, Kürt sorununu aynı zamanda Türkiye'deki bütün halklar, işçi ve emekçiler için sorunları gölgeleyen bir unsur olarak, bir konu olarak kullandığının altını kalın kalın çizmek istiyorum. Ve buradan çağrımız barış için, ekmeğin adaleti için, eşitliği için hep birlikte dayanışmacı, hep birlikte daha örgütlü ve daha kitlesel bir mücadelenin gelin önünü açalım. Ve değerli arkadaşlar, yine 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde biraz önce bahsettiğimiz bölgenin kan revan içinde olduğu, acının, gözyaşının oluk oluk aktığı, toprağın adeta kanla yoğrulduğu bu coğrafyada barış talep etmek dışında bir seçeneğimiz yoktur. Savaşa karşı en güçlü barış mücadelesini hep birlikte mutlaka ve mutlaka yürütmeliyiz. Bakın bugün Doğu ve Kuzey Suriye'de, Rojova'da Kürt halkının verdiği mücadele. Bugün Rojova'da verilen mücadele, başta kadınlar olmak üzere orada verilen emek, IŞİD gibi kadın düşmanı, tacizci, tecavüzcü bir örgütün bölgeye tırnak içinde korku salarak bölgede etkin bir rol oynamaya çalışan böylesi bir organizasyonu, bir örgütü alaşağı ettiler. O nedenle bugün Kobani direnişi bizim için çok anlamlıdır. Kobani direnişi sadece Kürt halkı için değil, bölgedeki Arap, Ezidi, bütün halklar için çok anlamlı bir direniştir. Kadınlar için, bölgenin kadınları için, bölgenin kadınlarını erkek egemen zihniyetin, İslam'ın değerlerini kullanan, İslam'ı siyasete alet eden o karanlık odakların kadınlar üzerinde estirmeye çalıştıkları teröre karşı da güçlü bir direnişti. O yüzden bu direnişi bu ülkede cezalandırmaya kalkanlar, bu direnişi Suriye'de cezalandırmaya kalkanlara bir kez daha diyoruz ki, Kürt halkı statü talep ediyor. Bu statüyü Suriye'de de talep ediyor, Türkiye'de de talep ediyor. Ve bu statünün önünün açılması bölgenin barışına hizmet edecek çok önemli noktalardan birisidir. Ve değerli arkadaşlar, elbette bizler çözüm odaklı görüş ve önerilerimizi sunarken
şunlarla karşılaşıyoruz, şu cevapları ve şu yanıtları alıyoruz. Tecrit. Sayın Öcalan üzerinde birkaç senedir devam eden tecrit, bu Kürt sorununu çözmeyeceğim şeklinde verilen bir yanıt. Cezaevlerindeki baskılar, cezaevlerinin adeta bir işkencehaneye dönüşmesi, cezaevlerindeki siyasi tutsaklar üzerindeki baskılar, bütün bunlar barış talebine, kardeşlik talebine, sorunlarımızın köklü çözüm taleplerine verilen bu iktidarın ve bu devletin çözümsüzlük yanıtlarıdır. Ve buradan bir kez daha diyoruz ki, bu ülkede barışın önünü pekala açabiliriz. Bunun için tecrit ortadan kalkmalıdır ve bunun için Sayın Öcalan'la başta ailesi ve avukatları görüşmelerini gerçekleştirebilmelidir. Bunun barışın önünü açacağına dair inancımız da sonsuzdur. De bu görev ve sorumlulukla, bunun bilinciyle hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Barışa olan inancımızla sizleri bir kez daha selamlıyorum. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Barış mutlaka kazanacak. Barış cesurdur. Barış yüzleşmektir. Barış cesurların işidir. Çünkü barış sorunun adını açıkça ortaya koymaktır. Barış yüzleşmektir. Tarihi yüzleşmeyi gerçekleştirmektir barış. O yüzden barış asla birilerinin tanımladığı gibi pasif olan değil, tam tersi aktif ve etkin olandır. Ve biz bu aktif ve etkin fikri, bu aktif ve etkin yaşam tarzını demokratik bir zeminde hep beraber inşa edeceğimizin sözünü veriyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.